Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Beni son tarihlerde etkileyen bir yer. Senelerce çok okumuşum burayı. Fakat hakikaten çok etkileniyorum bu şeyde. Hele başıma bir hal geldi ondan sonra. Onu bir anlattıktan sonra buraya şey yapayım. Fili oraya, akvaryumun oraya bir tane şey geldi, müze. Müze mi diyorlar bu? İnsan cesedinin sergileniyor. İnsanın canlı, yani var olan, plastik değil, var olan bir insanı, diyelim ki kemiğini alacak, litrik asit mi bir şeye koyuyorlar, et ve her kemikten hariç her şey eriyor. Kemik kalıyor. Başka bir asit çeşidine koyuyorlar. Çinli bu firma. Onlar. Zaten ceset de hep Çinli. Orada. Damar mı yapmak istiyor? Bir asite koyuyorlar. Damar sağlam kalıyor. Ettir, sinirdir. Kemikler hep eriyor. Sıfo kalıyor. Başka bir asit metodunu deniyorlar. Yani yöntem. Damar kalıyor. Her şey eriyor. Onu sergiliyorlar. Ama hep insan. Yani kafayı böyle kesmiş, böyle kesmiş. İnce bir şerit kesmiş böyle. İçini bakabiliyorsun ince böyle. Böyle kesmiş. Bütün organ. Dünya boştu zaten. Oldu şimdi bomboş. O kadar acayip manasız. Benim bir doktorla gittim. Bu kemiklerin iniş ve çıkışları var ya tümsekler. Oranın hep ismi varmış. Buralardan geçen sinirlerin tek tek isimleri var. Abi şu koparsa şu olur, şu olursa şu olur, kapte şu olur falan. Hakikaten inanıyordum da inanç seviyesindeydi. Allah hakikaten idare ediyor. Hakikaten şimdi bu konuşma mümkün değil. Olmaması lazım. Direkt Allah yapıyor hakikaten ya. Yani şu damar şu olursa, şu olursa, bu olursa, yok beyincik var, beyincik olursa işte kiloları oyalıyor bilmem ne yapıyor. Allah Allah. Orada başıma geçen bazı şeyleri de anlatacağım. Dersimi yürüteceğim. Oradaki şeyle beraber. Beraber. Eyvallah. Hayat ise iman olmasa veyahut isyan ile iman tesir etmese hayatın içerisinde iman yok. Allah yok yani. Düşüncede Allah yok. Eylemde Allah yok. Tercihlerde Allah yok. Tercihlerde. Karar vermede Allah yok. Evlenmekte Allah yok. İş yeri açarken Allah yok. Haşa. Alemizde. Kan tartarken Allah yok. Komşuluk, her şey yani. Allah yoksa. Hayat, zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber. Hayat, zahiri, yani görünüşte hep dışarıdaymışız anladım. Bugün bir ders yaptım. Hey, içeride kimse yok mu? Kim var? Hep dışarıdayız, dikkat edin. Hiç enfüste değiliz. Ne derler diye yaşadığımız için dışarıda kaldık. Kendimize yabani ve yabancı. Kendimizi tanımak adına bir zaman vermemişiz. Kulak verdik harici dinlemeye, hariç. Gözü başkasını seyretmeye. Bir şey konuşulacaksa boğazı kullandı. Başkasını anlamaya şey yaptık. Parti ne yapmış? İş yeri ne yaptı? Kim gol attı vesaire? Hep hariç. İçeriye gelmemişiz. Ona ait bir cümle okuyayım. İlginç bir cümle. Allah Allah. Şimdi beraber oturuyoruz ya cemaat. Şimdi beraber burada kurduğumuz bir dünya var. Gerçekten burası bize layık bir dünya değil. Bu dünya, bu İçerenköy
hakikaten bizim ruhumuza layık bir dünya değil. Birbirimize imtihan olmak, birbirimizin enfusi yapılarının dışa çıkmaları için birbirimize toprak, su, hava veya güneş olunan bir dünya burası. Bu dünya sanki hep sahip olma dünyamızı oluşturuyor. Hep olmak, istemek. Hep keşkeler var bu dünyada, dünyamızda. Hep olmak. Arabam olsa. Oluyor. O olsa. O oluyor. Bu olsa. Telefon olsa. Hep olmak. Yani olmaların oluşturduğu bir dünya, var olanları yok eden bir dünya. Var olan nimeti göstermeyen bir dünya. Akciğerimizin kıymetini bilmediğimiz bir dünya. Akciğerin ne demek olduğunu astım hastalardan veya o sergiden gözüküyor. Bu dünya sanki hep sahip olma dünyamızı oluşturuyor. Hep. Keşke o benim olsa. Oluyor daha ilerisi. Sanki hep sahip olmak dünyası. Sahip olduğumuzu unutturup sahip olmamalarımıza odaklanıyoruz. Yani olamadıklarımıza odaklanıyoruz. Biz olmaktan korkuyoruz adeta. Ben olmaktan değil, başkası olmak. Çünkü kendini, kendi öz benliği, kendi saltanatın kendini ifade etmek değil, hep başka aktörleri taklit etmek istiyoruz. Çünkü diziler hep bizi buraya taşımış. Hep başkası olmak. Niçin? Ben olmaktan korkuyor. Hatta ter hariç. Kendi öz terimi bile sevmiyorum ki. Parfüm kullanıyorum. Hep başka olmak. Başkalaşmak. Birileri bizi çattırmadan başkalaştırmış. Bizi bizden uzaklaştırıyor. Mesela bir örnek vereyim size. Bir dizinin karşısına oturuyorsunuz. Bir acımasız bir dramatik bir olay işleniyor. Zalim var, çok acayip. Zulmediyor. Bunun karşısında bir dikilen bir adam var. Zalime dur diyecek. Tek adam. Baş aktör. Hepimiz o. Seyrederken o oluyoruz. Filmin başında sonuna kadar o oluyoruz. Oysa film, sanat, öyle bir film yok. Sonra bak ne yapılıyor bize? 25. kare nasıl sokuluyor? O kahraman zaman zaman muvaffak oluyor. En sonunda tahmin ettiğin gibi muvaffak oluyor. Ve biz de rahatlıyoruz. Çünkü o bizdik. Biz onun içine girdik. Adeta dışında bir şey seyretmiyoruz. Televizyon bizi içine aldı. Biz, bizim şekillendirdiğimiz değil, bizi şekillendiren bir yapı. Ve filmi bitince kahraman oluyoruz. Fakat içeri aldığımızı unutuyoruz. Ve film bize şunu veriyor. Böyle kahraman olmak. Zalime karşı dur. Tek başına dahi olsan muvaffak olmak istiyor musun? Tabii ki evet. O zaman o kahraman, kahramanlık yaparken kullandıkları şeyleri sen de kullanırsan, o zaman sen de kahraman olursun. Çünkü o kahraman savaşırken McDonald's'a girmiş. Sen de girmen lazım. Kahraman olman için. O arabaya binmiş, o markaya. Sen de binersen o zaman kahraman olursun. O bir yere tam mücadele ederken, çarpışırken saate baktı. Sen de öyle kahraman olmak istiyorsan öyle bir saate bakman lazım. O tam mücadele ederken koştu ve muvaffak oldu. Hakikaten galip geldi ve terden su oldu, yoruldu. Coca-Cola içiyor. Sen de Coca-Cola'yı böyle muvaffak olmak istiyorsan Coca-Cola iç. Veya olmak istiyorsan şimdi iç. Hep böyle. Bizi başkalaştırdılar. Ya. Diyor ki, biz olmaktan korkuyoruz. Toplumun olmamızı istediğini olmaya çalışıyoruz. Toplum ne istiyor bizden? Biz olmaya çalışıyoruz. Ne derler diye araba alıyoruz. Ne derler diye giyiniyoruz. Ama bana ne yakışıyor örfe anneannem? Hakikaten benim istiyor mu? Birileri mi istiyor da giyiniyorum?
Ben mi istiyorum bunu? O zaman biz olmaktan korkuyoruz. Toplumun olmamızı istediğini olmaya çalışıyoruz. Sen olmaktan korkma. Beceremeyince, yani ben olmaktan beceremeyince sanal karakterleri kuruyor ve onların içerisine gizlenip duruyoruz. Hep sahip olmaya odaklanırsan kendi özbenliğini unutursun ve kendi özbenliğini kaybeden sıkıntı, stres, panik atak, depresyonlara eğimli olur. Enfus alem, yani Risale-i Nur'un enfusi tefekkürü dersleri, enfus deniliyor, içsel yapı. Alem, enfusi alem bana öğretilenlerin ötesindeymiş. Risale-i Nur bize toplumun dayattıklarının daha arkalarında bir insan modeli inşa ediyor. Yani toplumun dayatmalarının dışında bir yapı, bir asıl saadet ruhu, bir Osmanlı ruhu. Yani böyle bir insan inşa etmek istiyor. Enfus alem, yani ilmi tefekkür, böyle ilmi sohbetler bizi ötelere taşıyor. Oradaki şeyler buraya ait olmadıklarından burada tanınamazlar, tanımlanamıyor da. İşte onlardan devam edeceğim. Tanımlanamayan iman. Çünkü dünya cinsinden olmayan iman, hayata hayat olmasa, hayat zahiri kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Niçin verir? Yani eğer içerimize kendimiz doldurmasak, ben olmasam, ben olmayı özenmesem, ben olmaktan korkmasam, birileri olmaktan ve onun gölgesine saklanmaktan kaçmanın, yani sen olmanın istemenin şeyi imandır. Eğer iman olmasa, insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtratın alakadardır. Yani akıl bir alettir, alet insaniyedir. O kadar bir aptaldır ki bu akıl hayal ile gelen bir resmi veya bir senaryoyu, böyle bir şey kursanız hayal veya gözle gördüğünüz bir resmi, hayal ile gelen resmi ayırt edemiyor, doğru biliyor. Ondandır ki rüyada ihtilam oluyoruz, doğru biliyor. Öyle salgılama yapıyor. Onun için hiç kimse rüyada düşerken uyanır, yeri çakıldıktan sonra uyanma olmaz. Çünkü aklın şöyle bir özelliği var, rüyada veya gerçekte hayal veya görsel olarak gelen resim sesleri ayırt edemez, ayırt etmiyor, edemiyor. Doğru kabul ediyor. Eğer yere çakılmayı, hakikaten çakılmışsa, akıl öyle inanacağından, beyin, akıl onu kilitliyor ve vefat ediyor. Ondandır ki, rüyada duygusallık kalkıyor ve bazıları köpek ısırmışsa, hakikaten ısırmışsa, kalktığı zaman aynı acıyı hissediyor ve bazıları da aynen ısırmış gibi yara vardır. Bizim Abdülkadir Akbayrak. Karısı da yanında, bağırarak kalkıyor, hanımı da uyanıyor. Ve o kadar acayip duygulanmış ki, köpek ısırmış rüyada. Hakikaten uyanmış, karısı da şahit ediyor, yemin ediyor. Evet abi diyor, köpek ısırmış. Ama yatakta. Rüyasındaki köpek gerçek. Çünkü beyin öyle inandığı için öyle salgılama yapıyor. Yani bu bizi nereye taşıyacak? O zaman akıl, reel, gerçek bir görüntüyü, hayal veya düşünceden gelen bir görüntüyü, eğer onu sentezleyemiyorsa, ayırt edemiyorsa, bize şu fırsatı veriyor. Neyi düşünürsen, onun içine girersin ve olsun. Güzeli düşününce, hakikaten güzelsin. Kendini kötü hissetmenin sebebi, doğru düşünürken
kendini kötü hissedemezsin. Kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Aklın böyle özelliği varsa biz onun aklının çapını genişletiyoruz. Mesela bir misal daha vereyim. Birisine kızmışsınız, yanlış yapmış. Kızgınlık içeride, öfke, çekirdektir. Çok kullanırsınız gençler bunu. O kadar işinize yarayacak ki bu. Şehvet de böyledir. Sevgili de böyledir. Öyle içeride bir düğüm ya, bir ütte, bir çekirdektir. İçeride duruyor. Nerede duruyor? İçeride. Şimdi ben bunu bulaşık yıkarken, yemek yaparken, ne bileyim, araba sürerken, bir iş yerinde çalışırken hayalen onu kurgularsan, mesela diyelim ki bir öfke, birisini kızmışsınız, içinizdedir. Hiçbir size tesir yok. Sizi bloke edemez yani. Fakat çalışırken onu boyuna nasıl dedi ya, koyun adamı. Ulan ağzının payını verecektim ya, şuna bak ya falan. Dersen o çekirdek ağaç olmaya başlıyor. Çapı genişliyor. Tamam, çapı genişleyince o içimizde olan şey bizi içine alıyor. Büyüyor çünkü. Balon gibi. Suya giren kuru olma lüksü yoktur. Islanacaktır. O düşünceyle o çekirdek ağaç oluyor. İçine giriyoruz. Artık onu yaşıyoruz. Leylim leylim. O zaman neyi düşünüyorsanız onun içinizdeniz. Şehveti duygular da öyledir. Sevgili de öyledir. Böyle Allah onun içindesin. Öyle bir hal geliyor ki onun o çapın o düşüncenin dışına çıkmak istemiyoruz. Artık başkalaşmışsın, sen değilsin ve hapissin. Oradan da çıkmak istemiyorsun. Zaten oradakiler seni çıkartmak da istemiyor. Öyle bir duruma geliyorsun ki oradan çıkmak bir şekilde muvaffak olursan bu sefer o kadar acı hissediyorsun ki ya ölümü çare görüyorsun, intihar ediyorsun. Ölüm çareymiş. Peki bir şey ölüme çare ise o şeyin azabını düşün. O zaman ölüm nedir? Ayrılıktır. Ölüm karpuz gibi düşünün. Yarın içerisinde ne var içinde? Firak var. Ölümün ölüm, ölümün ölümü firaktır. Çok üzerine çalıştım. Çok ömür verdim. Ölümü çözmeye, çözümlemeye. Risale-i Nur'la çok uğraştım. Ölümün ölümü içerisini halledersek ölüm halledilir. Ölüm halletmem lazımdı. Ölümün içine girdim. Baktım ki yılan çıyan akrepler gibi içerisinde fıraklar dolu. Ölüm fırakmış. Yani kanser yatan bir adam. Bu binadan da ayrılacak Allah Allah. Bak ayrıl. Eşimden, aşımdan, işimden. Hep ayrılıklar var dikkat et. Hep ayrılık. Ayrılıkların topu yani tümünün adı bizdeki yansıması ölüm. Akıl da bir aptal gibidir. Yani alettir yani. Aptal derken alettir. Niçin aptal diye şey yapıyorum? Mesela bunu gördüm. Tamam sudur diyor. Gözümü kapattım. Şu anda aynısını. Bardak. Hayal ediyorum. Hayal ile gördüğüm aynı. Akıl için. Öyle fark yoktur. Ha hayal ile görmüş öyle bir lüksü yoktur. O zaman size şu fırsatı veriyor. Doğru düşün. Doğruyu hayal et. İçine giriyorsun, hayatın doğru olur. Azap çekiyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Hayatınızın içerisine eğer iman koyamazsanız, iman hayatın içerisindeki hayat, şunu anlatayım. O Florya'daki ceset dedim ya dersin başında, adam sergileniyor. Ölmüş adamları morgdan almışlar. İşte bir şekilde dondurmuşlar. Damar sistemi ayrı şey ya. Bütün organları gösteriyor. Orada bize takdim eden, bunları anlatan şahıs, şahısla sohbet etmeye başladı. Dedim ki, bize anlattı. Bu bedenden sen ne anlıyorsun? Biziz dedi. Bu bedene biziz. Biz buyuz dedi. O takdim eden, onu anlatan hanım kızlar vardı. O ki geldik, bir anlatayım dedim. Bu biz miyiz dedim. Evet dedi, biz. Peki nerede bu adam dedim. Oradayken, bakıyor ilk defa sen diyor, hakikaten buysa bu adam burada olacak. Bu değilse bu burada duruyor.
bu biz mi şimdi dedim. Acaba dedim buradan adam çekip gitmesin bunu, ev olarak kullanmasın. Dedi ki, ya bana anlatır mısın dedi. Burada insan, nerede bu, kim nerede dedi bu. Dedim bak o zaman sen iki tane örnek veriyorsun. Sen şimdi bu bineğe bakar mısın dedim. Şu bineğe bakıyor tavana. Kendine farkı düşün. Ben insanım. Siz de bakın bu bina. Duvarlar. Pervane dönüyor. Elektrik var. Sana benziyor mu? Yok. Bende beka arzusu var. Evet. Emeller. İnançlar. Duygusallık. Akraba bağları. Mesela ne kadar var? Burada var mı öyle bir şey? Ne kadar farklısın? Heh. Bu senin bina, bu binan ceset gibidir. İçinde oturan ruhtur. Aradaki farkı anlamak için. Gene böyle değil de anlamak için. Onun için beden der Bediüzzaman Hazretleri, ruhun libası değil, hanesi ve yuvasıdır. İçinde biz oturuyoruz diye, bizde kıymetli değil bu bina. Biz de buradayız. Peki dedi, adam organlar hep kesilmiş. Neresinde hocam dedi, hoca olduğumuz anlaşıldı. Hocam dedi, ruhun neresinde Allah aşkına anlatsana bize. Hepsi geldi, şeyler de geldi. Bunun ruhu neresinde? Dedi. Şöyle ona verdiğim misal şeydi, cebimde kalem vardı. Bu kalem kabul edeyim, ver kardeş. Cebimden kalemi çıkarttım. Bunu odun kabul et dedim. Odun. Tamam. Şimdi şu bardağın içerisinde su var. Bardak ayrı, su ayrı. İki ayrı. İçi diyoruz. Odunun içerisinde nur var diyemem. Odun ayrı, içerisi ayrı olamaz. Bardak ayrı, su ayrı. Ama oduna öyle diyemezsin. Odunun içinde nur var diyemezsin. Odunun içerisindeki yapılar şu. Duman var. Nerede? Odunun her yerinde. İçi, dışı, sağ, sol. Değil mi? Yaktığınız zaman odun burada yakın, duman göz gözü göstermez. Yani kapatır. Odunun aynı yerinde, dumanın olduğu yerde nur var. Yaktığın zaman aydınlatır. Nerede? Her yerinde. İkisi zıt. Odun kilosu var ve katıdır ve donuktur. İçerisi karanlıktır. Ama bunu yaktığım zaman içeren köyün her yerindedir. Her yerinde olan bir şey bir yerdedir. İçi karanlık, yani odun içi karanlık ama yandığı zaman nur oradan çıkıyor. Demek ki karanlık nuru saklamış. Şimdi bu odunu görüyor musun? Görüyorum dedi. Bu odunun neresinde duman varsa şu cesedin orasında nefis vardır. Bu odunun neresinde nur varsa şu cesedin orasında ruh vardır. Bu odunun neresinde ısı varsa bu cesedin orasında öfke vardır. Öyle bakıyor. Oysa belki orada kaç ayda meselelerden beri o işi yapıyor. Cesedi bakıyor. Allah Allah. Hocam dedi. Ruh gitse iyi dinleyin ama. O yakaladı. Yani odundan nur gitti. Odun denen bir şey kalır mı? He? Kalmaz. Peki cesetten ruh gitti. Ceset hala var. Demek taluk ediyor. O zaman şu cesetten ruh hala muzdarip. Mesela yakınınız varsa elinizden geldiği kadar sakın ha hiç atlı tıpa kestirmeyin, aynen hisseder. Yarmak, ameliyat yapmak aynı hisseder. Eğer şehitse tamam. Şehidin dışında herkes hisseder. Nasıl sağken kesmek neyse öyledir. Çünkü taalluku vardır. Yalnız hadislerde size cevap veremez, sizi duyar. O Bedir'de ve Uhud'da o ölenlere ben Allah'ın bana vaat ettiğini gördüm dedi peygamber. Ya Resulallah bunlar öldü duymaz ki sizden daha iyi duyar. Yalnız cevap veremez. Odun görüyor musun? Odun beden gibidir. Baktım ki gözleri yaşarmış. Oradaki çocuğun, kızın. Dedi ki, ben çok etkilendim dedi. Al sana şu kartı dedi. Bu siteden ben de istifade ediyorum. Nur dersine git. Ondan sonra, bilmiyor tabii. Hemen baktı kameranın böyle sırtın çevirdi. O şeyi cebine koydu. Cebine bile koymadı. Para çantası çıkardı, içine koydu. Belki düşürürüz abi.
ta kapıya gidene kadar o kadar sorular sordu ki. Şu anda bunun ruhu burada mı diyor. Endişe etme, korkma. Çünkü ya aladadır ya esfeldedir. Burada bırakmazlar. Ruh ya diptedir ya yukarıdadır. Buraya taluku vardır. Hepsini hissediyor. Ama burada değil. Ya. Arkadaşlar, odunun içerisinde Allah nuru nasıl koymuş? Hayatın içerisine imanı öyle koyacağız. Dershaneleri anlatayım size. Sen bir tencere susun, su şu anda. Tamam? Allah razı olsun buraya sebep olanlar, açana, vesile olan. Hepinizden razı olsun. Geçmişimize razı, rahmet etsin. O yapanlar da buraya odun getirmiş. Ben de yakıyorum odunu. Odunun içerisindeki ısıyı pense ile, tornavida ile, torna tezgahından odunun içindeki ısıyı, ışığı, rengi çıkartabilir miyim tornavida ile? Neyle çıkartabilirim içini? Yakarak. Ben şimdi yakıyorum odunu. Odundaki ısı tencereden suya nasıl geçiyor? Su sıcak değil mi? O suyun sıcaklığı tartsanız değişmez. Odunu alıyorum içini. Odunun içini alıyorum, odunluktan çıkartıyorum, suyun içerisine sokuyorum. Nasıl sokuyorsam, sudan kasıt sensin, odunun içine giren nur da imandır. Şu anda imanlar giriyor size, ısınıyorsunuz. İman böyle bir şey. Veya ustadın misaliyle, nuru iman olan güneş size vuruyor ama kimse görmüyor. Güneşi, ondan sonra ağaç büyüyor. Ağaç büyüyor. Değil mi? Şeftali oluyor, renk oluyor. Hepiniz ayrı bir çiçek oluyorsunuz. Ustadım ise daha güzel. Allah ustadan razı olsun. Eğer iman olmasa, akıl ve fikir için, fikir olduğu için insanda, hayvanın aksine olarak, hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Geçmişten korku olmaz. Unutmayın. Bakın şurası gelecek olsa, şurası şimdiki zaman, bu geçmiş olsa. Geçmişten teellümler var, elemler var, keşkeler var. Keşke, keşke. Geçmişten elem var. Gelecek korkular var. Gelecek. Niçin korku? Geleceğin yönü, korkunun yönü gelecektir. Korkunun olması geleceği yorumlayamamaktandır. Peki çare nedir? Geleceğin içerisini doldurursanız ölüm korkusu olmaz. Geleceğin içerisi de ahirete imandır. Geçmişin içerisine Allah'a iman. Eğer aile hayatınıza ahirete imanı yerleştirebilirsek, Allah ahirete, yani hesap vereceğiz. Sonsuzluk hayatı var. Benim bu Refika'ya hayatım, hanımım, şimdi çirkinleşmiş, eskimişse de, ebedi ve ezeli olarak, bana uygun ve cennete bir layık bir surette, yapılandırılacak ve bana takdim edilecek. Ben de öyle olacağım. Diye, bu dünyaya, bu dünya için bakmamak, ve zaten bu dünyayı, bu dünyayla izah edemezsiniz. Edemezsiniz, mümkün değil. Yani, mesela kendimi kendimle ifade edemem, izah da edemem. Ve karanlık olacak, sıcak olacak, sen olacaksın ki kendimi tanıyayım. Başka bir şey olması lazım. İşte arkadaşlar, geçmişten elem, gelecekten korkuları akıl şimdiki zamana yüklüyor. Eğer biz bu aklı geçmiş ve geleceği yorumlayamasak bu dünyada yaşanmaz. İman. İman geçmiş ve geleceği hazır gibi gösteriyor. Ölüme diyor ki gelecek zamanı, iman, tebdil-i mekandır, tahvil-i vücuttur. Yani, kalem göstermiştim biraz önce, onun gibi. Odun, yandığı zaman içeren köyden neresindeyse, insanda ruhu böyle gidecek. Peki size sorayım. Nur, burayı dinleyin ama altını çiziyorum.
Bak bu kadar konuşmayı 20 dakika için böyle demedim. Bunun altını çiziyorum ama şimdi. Şurayı kaçırmamanı istiyorum. Şu söyleyeceğim yeri. Nur, odunda olan nur. Oduna ne kadar yakın? Bir hayal eder misiniz? İçi demiyorum. Bardağın içi su var. Odunun içinde nur yok. Odun, yani odunla nur arası ilişki diyorum. İçi desem odun ayrı olurdu. Odunla nur ilişkisini bir düşünür müsünüz? Odunun neresinde ise nur, ahiret dünyanın orasındadır. Bu ahireti bitiriyor. İki kere iki, dörtten, dört beş olabilir. Ama bu öyle değil. Bakın, odunun neresinde duman varsa, dünyanın orasında cehennem vardır. Odunun neresinde nur varsa, odun-nur ilişkisi düşün, dünyanın orasında cennet vardır. Peki, duman ve nurun iki zıttın cemi, odun olarak gözükmesi dünyadır. Dünya bir kavşaktır. Bütün yollar oradan çıkar. Dikkat ederseniz yuvarlak bir kavşak hiçbir işe yaramaz. Yuvarlak olan var ya ortası. Ama kavşakları bilirler. Onunla bilinir. Bilinir. Ya sağ taraf, sol taraf. Kavşak olmasa yol bilinmez. Demek ki o orta ada dünyadır. İçi yok ama her şey onunla belirleniyor. Sıfır gibi. Hiçbir sayısal değer yoktur ama bütün değer onunla bilinir. Eğer onu söküp çıkarırsanız bir de yoktur, beş de yoktur, on da yoktur. Sıfırı çekip çıkarın, bir var mı? Yoktur. Size bir tarihten bir şey vereyim. Sıfır bulan Araplardır. Matematik yapılırken, matematik tarihinde, bu matematikçiler bilir, üniversite okumuşsun. Matematikte bir belirsiz bulmak var, bilinmeyen. Belirsiz varmış. Araplar buna şey demiş, şey. Avrupalılar şeyi X demiş. O Araplardan almış Avrupalılar. Endülüs İslam Devleti'nde. O da X oradan geliyor. X. Nasıl bulacağız sorunun içinde? Denklemin içinde? Soruyu çözdükten sonra varmış gibi kabul edeceğiz o X'i. Bulunduktan sonra X'i buluruz. Mesela şöyle diyeyim. 10 çarpı X eşittir 30. X kaçtır? Demek ki o çözerken yok kendisi. 10 çarpı 3'müş. Sonra bu bilinenmiş. Tamam, buraya kadar tamam. O X hayatın olumsuzlukları, travmaları, hoşlanmadığımız şeyler, sıkıntılardır. Onun adı da, yani izah edemediğimiz şeyler, onun adı şeytandır. Formülün sonunda anlaşılır şeytan olduğu. Niçin biliyor musun? Hani geçmişinizde çok korkunç bir travma yaşadınız, bir sıkıntı, bir şey, senaryo yaşadınız değil mi? Hani hepimizde var ya, sıkıntı. Batsın bu dünya, yok olsun, ölümümüzü de istedik o. Peki şu anda düşününce o lezzet değil midir? Keşke. Bir sürü keşkelerimiz var ama şimdi düşündükçe ondan lezzet alıyoruz. O zorlukları aşmaktan, bugünlere taşınmaktan. Değil mi? Zorluklarımız var ama geçmişten. Onu düşünce şu anda ne yapıyor? Elhamdülillah. Evet aynısının olmasını istemeyiz ama hayatımızdan da onun ortadan kalkmasını da istemezdik. Çünkü istemem şimdi. Niye? Çünkü beni olgunlaştırmış, bir yerlere taşımış, başka bir şeyi fark ettirmiş o şey. Farkında mısınız? Geçmişinizi düşündükçe şimdi lezzet alıyorsunuz. Öyle değil? O sıkıntılı, o kazayı geçirdiğiniz yere gidin. Çocukluğu geçirdiğiniz yerlere gidin. Oysa bayağı sıkıntılar çektin ama şimdi çok tatlı ve ezeli ve ebedi sonsuz olarak size güzel tatlı anılar yaşatacak o size. Huzurlu. Öyle değil mi? Şimdiden geçmişinize bakarsanız. İyi dinleyin o zaman. İkinci altını çizeceğim şeyi söylüyorum. Peki madem geçmişimizdeki o sıkıntılı dönem bugün düşününce lezzete dönmüş, eleme gitmiş, lezzeti kalmış. Peki bugün çektiğin sıkıntıyı zihnen, aklen, kalben geleceğe geç, bugüne bak. Bugünkü sıkıntında yarının
lezzeti olacaktır. O zaman lezzet diye bakabilirsin. Çünkü istesen de durmaz, geçecektir. Ölünce de. Evet. Ölünce de. Davutay musibet gibi bir şey oluyor. Yani. Evet. Yani ahirete geçince, hadiste geçiyor. Of be. Rivayette şöyle geçiyor. Anne karnında bir mahruti bir tünelden çıkış ne kadar zor büyümek mesela. Ama o ağlamak, o sıkıntı dünya denilen bir aleme çıkmış ve vesile olmuş. Ama farz mı imkan olsa çocuğa sorsak meçhul olan, bilinmezler dünyası olan şu dünyaya git denilse ödü patlar. Niye? Ekmek elden, su gölden. Cennet. Aynı cennet hayatı demiş. Panteistler cennet anne karnından kastediliyor. Dünyaya cehennem diyorlar. Niye? Oradaki damarlardan besleniliyor. Cennette ne damarları varmış? Bal nehri var. Süt nehri var. Değil mi? Kaymak var böyle. Cennette nehirlerde var. O anadan gelen bağlantılardır diyor. Teşbihtir diyor. Cennet orasıdır. Çocuğa imkanın olsa sorsan gelmek istemez. Ama niçin gelmek istemez? Çünkü insan daha önce gitmediği yere, bulunduğu yeri değiştirip oraya taşınmak istemez. İnsanda bir çekingenlik vardır. Yani tanımadığı bir yerlere taşınmak çekingenlik vardır. Onun için dünyadan daha güzel olan anne karnından gelmek bile istemezdi. Ama geldi, Allah Allah, iyi ki geldik. Anne karnından dünya nasılsa diyor Allah Resulü, kıyas et. Dünya ile ahiret de böyledir. Gitmek istemiyoruz ama gittikten sonra oh be, iyi ki geldim. Artık her şeyi görüyor. Ya. İşte gençler, geçmişinizdeki sıkıntı bugün lezzeti inkılap etmişse, elemi gitmiş, lezzeti kalmış. Düşündükçe, taatür ettikçe lezzet taşıyor. Elhamdülillah. Çektik ha. Bugünlere geldik. Bugünkü eleminiz de yarın öyle olacak. O zaman yarın olmadan önce bugünkü hadiseye böyle bak. Çünkü bugünkü sıkıntı yarının lezzetidir. O zaman lezzet ne kadar uzun dayansa fanidir. Ya. İyi ki Risale-i Nur var değil mi? Abi be ya dedi bir tanesi. Abi ölümü çok sevdim dedi ya. Şeytan X, sıfır insan. Hiçbir belirlenişi yok sıfırın ama bütün sayı insanla, sıfırla belirleniyor. Her şeyi gösteren, kendisi herhangi bir göstergesi olmaması lazım. Her şeyi belirleyen, kendisinin belirli, belirsiz olması lazım. Sıfır, her şeyi gösteriyor. Sıfır kaldırsanız bir olur mu? Nereye göre bir? Şuradan bir başladık, ha bir. Hani... her şeyi gösteriyor. Hani bir yoksa iki zaten yoktur. Sıfırı kaldırın sayı yoktur. Aynen onun gibi. İnsanı kaldırın varlıktan hiçbir şey yoktur. Ne nedir? Nereye göre? İnsanla belirlenir. Ama bu formülü çözerken formülün içinde bir belirsiz var. Yani böyle çözemiyoruz. Neyin nesidir? Onun peşindeyiz. Hayatımızdaki çözemediğimiz, izah edemediğimiz, niye başıma geldi? Beni mi buldu? Allah Allah, bu kanserdir, bu şeydir. Bu niye oldu? Dediğin şey matematik sorusunun içerisinde x'tir. Sonra formülün sonuna geldiğin zaman x'in değerini bulduğun gibi hayatının kemalata doğru gittiği zaman x'in şeytan olduğunu göreceksin. Formülün içindeki olumsuz şey. İfade edemediğiniz her şey şeytan. İfade ettiğimiz şey ilim. Edemediği şey cehalettir. Ademi vücuttur. Şeytan o alem hesabına çalışır. İman. İman hayatınıza koyamazsanız, imanı içe, yani suyun içerisindeki odunun nurunu, ısısını koyamazsan, eğer güneşi dünyana doğdurmasan hem gezegenleri tutamaz, hem fasulye, hem domates, hem şu bu nimetler olmaz. Çok ilginçtir. Güneş aynıdır. Bir tanesi yeşil, bir tanesi patlıcan, değil mi? Siyah, pembe, gri, bir tanesi yeşil, hıyar. Hemen yanında patlıcan, hemen yanında karpuz. Ama güneş değil. Güneş
Güneşte maksat imandır. Dünyada maksat insandır, nefistir. Dünyanın üzerindeki o oluşumlar, nimetler insanın sıfatlarıdır. İmanla tezahür eder. Güneşsiz dünya neyse imansız insan odur. Hayat çekilmez be kardeşim, iman yoksa. Bu kardeşiniz konuşma, yani konuştuğu mevzu itibariyle tahmin edeceğiniz gibi çok böyle hali vakti çok iyi olan veya dünya cihetiyle zirvelere varmış, siyasi noktada tepelerde olanlarla çok görüşmüş. Çok kişilerle, psikoloji vesaire vesilelerle görüşüyor. Her şeyi var ama mutsuz. Sebebi iman yok. Veya hayatı o kadar çitifreli ki iman tesir etmiyor. İman yetmiyor. Aküde var, ceylan ama marşı çeviremiyor. Orta seviyeli olsa çalıştı ama işte baygınlık gibi. Biraz da soğuğa gidersen artık çalışmayacak. Ama bir akü geliyorsunuz burada, şarj oluyorsunuz. Kapıyor hemen. İkisi de aynı görüntüsü, akü. Gözükmeyen bir şey var burada. Şarj olmak lazım. Ceddid imanekum bila. La ilahe illallah. İmanınızı tazeleyin diyor hadiste. İman yoksa hiçbir şey yok. Varsa da başına beladır. Bursa'da bir adam birisi var. Pamuk giriyor, öteki tarafta elbise çıkıyor. Ara fabrikasının arabayla dolaştırmıştı dersten sonra. Oturuyor, böyle şu sağ tarafında oturuyor koltukta. Hep böyle. Güldüğünü görmedi. Neyse dersten sonra etrafımı sardılar. Latifelerle bazı şeyler anlatıyoruz. Adam hafif aralanacak gibi oldu ama gülmeyi yok. Gülmeyi unutmuş, bitirmiş. Neyse geldi. Hocam herkes soru sordu. Epey insan dağıldı. Ben bir soru sorabilir miyim dedi. Ben de zannettim, sor kardeşim. Ama acaba burada uygun olur mu olmaz mı dedi, tamam mı? Var mıydı senin? Beraberdik ya. Ha o işte bir buçukta yukarıya çıktığım zaman. Uygun ol. Ya ben de zannettim ki mahrem bir soru soracak. Mahrem mi kardeşim? Yok dedi falan. E günah mı? Yok hocam. Ya, korkma, sor kardeş. Özel olabilir mi? Olsun kardeş, sor. Siz nasıl gülüyorsunuz dedi hocam. Nasıl gülebiliyorsunuz? Bir dakika müsaade ettiniz. Başladım gülmeye. Gülüyor. Bu da bir yarım dakika geçmedi. O da aralandı. O da gülmeye başladı hafif hafif. Ben gülmeyince o baktım, o da gül. Ha, bak sen de gülüyorsun. Hep beraber kore şeklinde gülmeye başladı. Ha böyle gül. Ciddi bir hakikate mahrumsun. Parayla her şeyi alacağını zannettin. Ama para seni görmüş. Her şeyini kaybetmişsin. Şimdi bu kaybettiklerini, kazandıklarını, parayları versen alamazsın. Ömür bitti. Hani İmam Ali söylüyor. Serveti kazanmak adına ömrünü verdin. Ama kazandıklarınla kaybettiklerini almaya kalkarsan alamazsın. Böbrek gitmiş. 40 yaşında olmuş böbrek. Son kullanma tarihine doğru geliyorsun. Üzerine yazıyor, son kullanma tarihine bir sene kaldı diyor. Korkmayın, sizde bir şey yok da. Evet, bir de okuyorum. Çünkü insanın akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hazır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtratın alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Bak, akılla geçmişten lezzet alabilirsin. Onun için anlat. Geçmişte bak lezzet. Keşkelerimiz var ya. Oh. İyi ki öyle olmuş. Bak ben bir misal söyleyeyim. Bak bu içeren köyde benim 17 yaşındayken, 16 yaşındayken 16 vardı. Sabah namazına giderdi. Sarık da sarardı. Bak şimdi kaç sene geçmiş? 1978. 77 miydi? Sarıkla giderdi. Ve şimdi onları düşündükçe
lezzet alıyor. Geçmişten lezzet alan bu akıl, geçmişten, gelecekten de alır. Çünkü niye? Geleceğin içerisini imanla, ahirette imanla doldurdu. Benim inancımda oduna nur nasılsa, odunun, odunda bulunan nur, oduna nasılsa benim için şu dünyanın dünyaya ahiret öyledir. Odunda kasıt dünyadır. Odunda bulunan nur, dünyada bulunan ahiret gibidir. Öyle gitme gitme yok. Aynı yerde her şey vardır. Çünkü ustadım diyor ki 18 bin alemi bu alem içinde gördüm. Burada. Gördüm diyor, anladım demiyor. Ölüm halledildi. Ölümün içerisini merak etmiştim. Girdim içeriye, baktım. Hep yılan, akrep gibi zahirde gözüken firakmış meğer. Ayrılık. Ayrılıkları da Risale-i Nur'la formatını değiştirdik. Videonun formatı VMV'ydi. FLV yaptı. Sordu bana bilgisayar. Bak diyor, sonra değişiyor diyor, okunmaz diyor. Sen merak etme, sana göre okunmaz, ben başka şekilde okurum. Hemen uzantısını değiştirdi. Firak visalmış. Eğer diyor firak olmasaydı, ecel gelip ruhumuzu alamazdı. Öyle geçiyor. Meğer ölüm fıraklarmış. Fıraklar da visalmış. Risale-i Nur'a diğer hikaye. Geliyor, geliyor. Yaşasın, ölüm geliyor. Zindani dünyadan, bostan-ı cinan. Bazılar diyecek olan manyağım birisi ya. Gelmiş ölümü seslendiriyor. Daha gençiz diyor. Tamam. Arkadaşlar, geleceğinizi doldurun imanı bir ahirete. Dünya cennet olsun. Yani bir şey yaparken ahiretini düşün. Karar verirken, ya bir yere gideceğim. Lan namazıma mani mi bu şirket? Veya bu derslere mani mi? Ev taşırken, evi taşıdıktan sonra dershane arama ne olur? İlk önce gideceğin yerde dershaneyi belirle. Pergelini oraya koy. O merkezde ev ara. İlk önce kutsi yerlerini tespit et. Sonra bana telefon edip, abim İçeriköy'de neredeymiş ya dershane deme. Dershaneyi bulduktan sonra abi hakikaten tevafuken ya bizim tuttuğumuz ev dershane çok yakınmış. Hayır, bilerek yapacaksın. Ha, hayatının içerisine dini koy, ben de sana dünyada cenneti vereyim. Onunla yorumla, inan. Ben hayattan lezzet alıyorum. Keyifleniyorum. Ustad Bediüzzaman'ın talebeleri değil misiniz? Bediüzzaman diyor ki, müsibetin tenevvü bana müsikinin tenevvü gibi, çeşitliliği gibi geliyordu. Dertler bana derman imiş diyen Bediüzzaman'ın talebeleriyiz. Dertler bana derman imiş. Ya kafayı yedi, ya durumu yedi. Veya bizim ölçüler farklı. Hikaye. Derdin. Senin derdin neymiş? Oysa o basamakmış. Hemen diyeceksin, abi ama her şey üstü üstüne geliyor. Tamam işte, merdiven de böyledir. Bas çık işte. Ya alt alta gelse ne olacaktı? Aşağı doğru inecekti. Hiçbir tanesinde duydum. Abi musibetler alt alta geldi. O zaman aşağı budurmayınca. Ne diyorlar? Üst üste geldi diyorlar. Tamam işte bas işte yukarı çıkacaksın. Onun için gelmiş zaten. Yoksa nasıl çıkacaksın o daireye? Ha? O zamanlardan dahi hem lezzet hem elem alabilir. Buraya çok duruyorum. Daha gelmemiş ahiretten lezzet alıyor insan. İman-ı bil ahiret inancından, 26. levhadan söylüyorum. Bak bir de okuyayım. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. O zaman gelecek korkusu ölüm korkusundan, ölüm korkusu günah korkusundandır. O zaman amelini düzelt, bu silsile değişsin. Bakın, akıl alakadarlığı ile geçmiş ve gelecekten hem elem hem korkular alınıyor mu? Yani yaşarken geçmiş ve gelecekten besleniyoruz. O zaman eğer formatını değiştirirsen, o zaman oradan aldığın korkuları, elemleri lezzet almaya başlarsın. O zaman kalpten besleniyorsun. İman nuru buluyor. Hayvan ise fikri olmadığı için
hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine, şimdiki zamandaki lezzetine, geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüz'i lezzeti cidden acılaştırıyor, bozuyor. Allah Allah ya falan kanser olmuş. Soruyorlar. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Selam okunuyor. Hemen soruyoruz. Kim öldü ya? Falan. Ya kaç yaşındaydı? 60. Oo bize daha var ya. Ne alakası var bize? Ölmüş, ölmüştür yani. O sırası. Bize daha çok var. Nasıl gitti falan? Kanserle, tansiyon. Biz ölmüş yok. Tanıdığım birisi senin, şimdi söyleyeyim. Bir halsızlık var diyor. Halsızlık. Ya ne halsızlık, ne olacak ya, evdekiler zorlamış. Ya bir git ya, gideyim demiş. Ya halsızlık varsa bir vitamin alacak da bir tamam. Bir doktora gidiyor, bir tahlil. Kanser. Belki de kanserse haberin yok ama korkma. Çünkü niye korkma biliyor musun? Korkmayın, kanser öldürmez. Öldüren kanser değil, haşa. Şirktir onu diye. Kalp krizi öldürmez adamı. Allah öldürür, ömür bitti, ecel geldi, ona isim oldu. Hikaye. Bana takkem anlatacak, kanser öldürürmüş. Yuhi ve yumit değil miydi Allah? Öldüren, dirilten o değil miydi? Hani kanser yaptın sen şimdi? Sen Allah'a şirk mi koşuyorsun? Ya estağfurullah. Eyleme taşısana Allah'ını şimdi. Kanserini, kanserin içine Allah'a koysana şimdi. Kalp krizinin içine koysana, tansiyonun içine, şekerin içine Allah'a koysana şimdi. Hani o öyle inanıyordun Yuhi Bey'imin? Allah idi. Hani Allah öldürüyordu? Kanser öldürdü diyorsun. Demek ki haşa Allah'ın dışında bir faaliyet yapan bir birim varmış demek. Allah'ın dışında bir şey faaliyet yapıyormuş gizli gizli birisi. Şeytan bile Allah'ın mudil esmasına dayanıyor. Mustakil bir vücudu yok ki. Allah'ın dışına hareket mi diyor. Allah irade etmiş ama murat etmemiş. İrade etmiş. Sen çık. Allah murat etmese hiçbir şey yaratılmaz. Günah bile olmaz. Allah irade ediyor ama istemiyor. İrade etmedi hiçbir şey olmaz. İrade camidir. Ama ihtiyar etmemiş. İrade etmiş. Güneş. Demek ki hepsi Allah'ın elinde. O Florya'daki o insan cesedine gittiğim zaman bir baktım ki ha zaten inanıyordum ama fikri inancım vardı. Allah yapıyor böyle. Bir baktım abi bu tel böyle olursa burası böyle olursa kaslar, lifler, sinirler, omurilikler bilmem başım döndü. Dur. Bir de beyincik dedi bu bir yerde beyincik şu neredeydi kenarda mı dedi ya. Ha böyle bir şey misket kadar yok. Abi kilo ondan, mutluluk oradan, efendim bilmem ne bütün o salgı bezleri var ya. Hep onunla oluyormuş. O komut veriyormuş. Beyincik denen. Lan bu mu ya? Bu değil mi ya dedi ya. GPS gibi sanki. GPS var ya. Cep telefondaki navigasyon gibi. Ve arabadaki nerede olduğun belli. Değil mi? Yani seni sana gösteren. Uyduya Allah misal. Cep telefonu sensin. İçindeki program ruhtur. O program. O GPS'te. İmandır. Seni bağlamış. Varsa var. Eğer GPS'in yoksa navigasyon yok. Adresi gidemezsin kardeş. Gör. Dağda dayı olsa GPS diyor ki buradan git. Ya bu kadar bir şey. Onları görünce Bahattin baktım ki cesede hakikaten yani yaşama var ya böyle ihtimaller. Bütün hesap ediyor. Doktor bana anlatıyor, o da anlatıyor. İşte bu organ şöyle şey, yüzde bilmem ne olsa, ötekisi yüzde bilmem ne olur, bilmem ne olur falan. Dur dedim başım döndü. Dur. Oraya giden ya imanı şiddetle zirve yapar veya vesvese hastası olup çıkar oradan. Veya leyli meyim, sığır gibi gideceksin. Sığır müzeye gidince hiç etkilenmiyor. Hiç ben sığırın etkilendiğini görmedim. Panik atak sığır da görmedim. Ah ulan ah batsın bu diye, molarım bozuk diyen sığır da görmedim. Böyle bir sığır yok. Ya sığır olacaksın, ya panik hastası, vesvese hastası çıkacaksın, ya beni böyle zirveye taşıyacak, beni iki günden beri leylim leylim yapmış yani.
Yani baktım, yaşamamız var ya böyle, yani düzgün yaşama. Vallahi de billahi, tallahi bu şekilde inanmıyordum ya, inanamıyordum. Fikrim vardı. Ya bu tamamen Allah ameliyat tutuyor kayyumiyetle. Yoksa olmaz, mümkün değil. Abi şu olursa şu olur, şurası yüzde bir bilmem ne yaparsa beyincik bilmem, şu bez şu olur, şu bez bu olursa şu bilmem ne olur. Aman aman ya, dur ya, dur. Allah yapıyor diye de geçeyim. Allah yapıyor. Allah yapıyormuş hakikaten ya. Şu anda kafanı sallatan da Allah'tır. Sen çok haberin bile yok. Benim diyor ki, Allah ne güzel bir şey ya. İyi ki Allah var. Allah'ın var, gerisi hikaye. Böyle bir kitap yazmış adam. Bizden isyan istedik. Bizim defterlerden indirmiş bayağı. Allah'tan kork, başka şeyden korkma. Onu defterden indirmiş. Bizim defterler. Siteden indirip adamlar. Kitap yazıyor. Şimdi bir tanesi gayb kitabı yazıyor. Harita indiriyor, müsaade ettik ama kaynağınızı yazın. Kaynak şu. İsa'dan bir nur dersin dersen veya Risale-i Nur dersen Risale istifade edilmiş. Risale'nin tanımasına vesile yap bari. Kendini koyma içine. Risale-i Nur. Çünkü bunu herkese, şu ne biçim izah ya, buradayız daha ya. Bu ne biçim eser ya. Allah kahretsin yalan söylüyorsam, ben size tevazu yapıyorsam. Bir senelerce okuyorum, bir tuhaf ya. Vallahi bir tuhaf, anlamıyorum bu işi ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Şimdi mesela bu derste o kadar zevk aldım ki, şimdi mesela şu cümle ben yeni öğrendim. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Yani geçmiş ve gelecekten elem alabiliyor, beslenebiliyor. Taşınıyorsun. Ya neyse, benim istifade ettiğim, gidip yazacağım ben bunu. Bir şey var, bir şey geldi de. Olabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için, hayvanın fikri yok. Fikir bir yoldur, unutmayın. Gidilen bir yoldur, giden değildir. Mesela İçerekköy'den Bakkalköy arasında yol var. Bu yolun adı fikirdir. Yürüyen sensin. Ben sana tarif ediyorum, bak şuradan sağa git. Oradan sola vur. Oradan da ileriden iki sokak sağa döneceksin. Az ileriden üç sokak sonra sola vuracaksın. Dediğim zaman sen yürüyeceksin, ben sana tarif ediyorum. Bu yol fikirdir. Fikir yoluyla diyor. Yürüyen sensin. Fikir yoldur. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten ve gelecekten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. Hayvanın böyle kabir derdi yok. Bir tanesi burada kesene tekse otlar. Defterinde değil ya. Hakikaten hayvan olmak lazım ama elimize geçmiyor. Aklını nasıl çıkartacaksın? Ya aklını imanla başına alacaksın veya hayvan olacaksın. Akıl acayip bir şey ya. Akıl nedir biliyor musunuz? Akılla zeka arasındaki farkı söylüyor. Akıl ne kadar nimet olduğunu anlayın. Aptal dedik ama imanla. Şu, bu akıl yapılırken, bak burayı dinleyin. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Öyle mi değil mi? Desem ki bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Göz yapılırken tezgah koyuyorsun. Olmaz, sağa gitti falan. Göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu el yapılırken bu elden önce el olması gerekmiyor. He? Başka bir el olması lazım. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman bu aklı bağlarsan bu aklı mutlu edersin. Buna akıllı denilir. Bu bağlamanın adı vahiydir. Eğer bu akılla, bu aklı mutluluğuna çalışırsan zekisin. O zaman akıl, aklı kendisini memnun etmek durumunda değil. Onun için en büyük bela bu asırda aklı geride olup zekası önde olanlar bu dünyada yaşama şansları yoktur. Hepsi sıkıntılıdır. Unutma Bahattin. Zekaları önde olanlar, akıllar arkada, yani vahiye bağlamamış insanlar buhran ve bunalım geçiriyorlar. Çok zeki, dehşetli fakat yaşama şansları yoktur. Bir kısmının intihar ettiğini ben çok iyi biliyorum. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüzi lezzeti cidden acılaştırıyor, korkuyor. Mesela eğer bir geçmişten yaptığımız
O sıkıntı lezzeti inkılap eder. Ama ihanetler, yaptığımız o kötü şeyler, tövbenin de çaresi var. Formatını değiştiriyorsunuz, geçmişe gidiyorsunuz, tövbe ediyorsun. Yani o günahın çaresi var, tövbedir. Formatını tövbeyle değiştiriyorsun. Fakat eğer geçmişteki hani yaptığımız yanlışlıklar var ya, keşkiler, o hüzün yatağı oluyor. Ama geleceği de imanla doldurursan, daha gelmeden ve alacağın lezzet işini de alabiliyorsun. Anlatmıştım. Hususan gayrimeşru ise, şimdiki zaman, bütün zehirli bir bal hükmündedir. Bal yerken böyle, lezzetli. Tutan bal böyledir. Fakat 15-20 dakika sonra seyret. Dumanı. Kustun. Kusmadın, ahirette kusacaksın. Bal tutması odur. Zehirli baldır. Yerken lezzetlidir. Neticesi böyle. Günahlar böyledir arkadaşlar. Yaparken lezzetlidir. Geçtikten sonra İmam Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, 10 dakika yaptığın, yani kısa bir dönemde yaptığın günahı 10 sene tövbesiyle uğraşsan, gene affedildiğinden emin olamadığından 10 sene azap çekersin. 10 dakika için 10 sene azap çekilir mi? 10 dakika için 10 sene azap çekilir mi? Şimdi tövbe ediyoruz. Estağfurullah ya Rabbi. Gene sabah geliyor ya Rabbi. Akşam geliyor. Ya Rabbi, 2 sene önce orada yaptım. Tövbe ya Rabbi. Her hatırlandıkça sanki neşter vuruyor yani. İltihap olmuş bir yarama neşter çakıyor. Peki 10 sene tövbe ettim. Kabul oldu da belli değil. Peki o 10 sene azabı, ya olsun 10 sene çeksem de önemli değil. Şu 10 dakika yapayım denilir mi ya? Ya bu ne serseri bir yapı var bizde ya. Bizde duruyor ha, sende bende var mı? Bak bu dersten sonra çıktıktan sonra bak ben sana gösteririm diye var ya, o işte. O, şeytan. Şeytan, odunun içindeki duman gibi. Şeytan şey zannetmeyin ha, böyle bir anlayış, seziş. Böyle düşünceler, öyle değil. Şeytan aynı, beni görüyor musunuz? Ben varım değil mi, sizden farklı mıyım? Kolum ayağım var değil mi? Ha, sizden farklı bir özelliğin vücudu var. Aynı böyle bir adam. Eskiden asıl saadeti gözüküyordu. Girip çıkıyor. Yani nefis ise hiç çıkmıyor, bize yapışmış. Yani içimize girip çıkıyor. Allah Resulü kan aleyhissalatü vesselam, kan deveran ettiği gibi vücutta dolaşıyor. Adam şu anda dolaşıyor. Şu anda dolaşamıyor. Şu anda hapis. Şu anda yok. Şu anda bize vesvese veren, şey beyin veren akıldır. Şeytanın mantığı neyin üzerine kurulmuş? Çok merak ettim. Ona dedim, bu şeytanın psikolojisini çözeceğim bu adamı. Benim psikolojimi çok erteledi. İnan vallahi merak ettim. Ona bunun psikolojisi nasıl bir şeydir dedim ya. Merak ettim şeytanın psikolojisi nasıl. He? Şeytanın psikolojisini taktım kafaya. Yattım. Adın neydi senin? Metin. Yattım. Şeytanın günlerce psikolojisi nasıldır? Külliyatta uğraşıyorum. Çözeceğim lan dedim şunu. Yattım, ders bitti. Yatıyorum. Çünkü biz kitap okuyup kafaya yattığımız için Ayşe, Fatma, para, dolarla yatmıyoruz. Buna yattığımızda adam geldi. İnan geldi ha. Sesini duyuyorum. Kendisi yok. Beyazıt'a usta da direkt gelmiş. Gözüküyor. Sen Kur'an'ı çok hali zannediyorsun. Böyle mail olarak sesini duyuyorum. Yani sessiz konuşuyor. Ama mail. Beni merak ettin dedi. Sen misin dedim. İsterseniz şizofreni değil bana. Ne dersin? Sen misin benim dedi. Dedim ya doğru diyeceğini nereden bileceğim ama olsun dedim. Şansımı deneyeyim. Dedim ki ya senin psikolojini çok merak ediyorum. Ben de anladım dedim. Aynen böyle. Elim koydum böyle ama hiç açmak istemiyorum yüzümü. Ondan sonra dedi ki benim psikolojimi anlatayım mı sana dedi. Ondan sonra dedi size niçin saldırdığımı anlarsın. Ve ne kadar da insaflı olduğumu anlarsın dedi. Allah Allah.
Dedi ki sana soruyorum dedi bana. Ben bunu akla çözemezdim ki. Ayet-i kerime ile hadis-i şeriflerle kesin cehennemlik olsan nasıl yaşardın dünyada dedi bana. Ayet olsa haşa. Bu misali de vermek istemem. Ey Selpak. Hasan demem. Sen cehennemliksin. Ezeli ve ebedi. Hebatin. Ayet-i kerime ile garanti cehennemlik olduğunu Allah onaylasa. Bunun psikolojisi mi olur ya? Dibe vurur değil mi? Ben böyle bir insanım, böyle bir mahlukum dedi. Benim psikolojimi hayal et. Garanti cehennemliyim dedi. Bunu çok iyi biliyor. O hırçınlığım oradan geliyor. Ona gene hakikaten sen az saldırıyorsun bize. Ama dedim bu aptallığa sen düştün. Silah bende. Efendim. Yok dedi Allah beni böyle yaptı. Allah'a mı iftira ediyorsun? Sen dedim gurur, kibir, haset, ben merkezli, yeis mürekkebinden, bütünlüğünden şeytanlaştın. Adem'e secde et dedim, gurur kibrinden, hasedinden, ben merkezli oluşundan ve onların neticesi olan ümitsizlikten oldun şeytan. Evet dedi. Şeytanın 52 tane temel sıfatı var şeytan. Şeytanın adı aslında iblistir. Azazildir yani. Azazil. Azazil. Zelzele. Yani şeytan azazildir. İblis, şeytan, hennaz gibi şeyler sıfatıdır. Tamam. Dolayısıyla şeytan böyle bir psikolojiye sahip. Yani garanti cehennemlik. Peki bize ne katkı sağlayacak bu? Ben de günahlarımla ahirete istikbalime bakarsam beni o çökertiyor işte. Şeytanımı da ben oluşturuyorum. Onu da düz okuyup kesileceğim, bitireceğim. Mesela başından geçen bir vakayı anlatıp olayı onların içinden anlatacağım. Dersten sonra tepsi geldi. Çilek ve erik vardı. Oturdum ben de yiyorum. Çok hoşuma gitti. Çilek de çok hoşuma gitti. Ama erik yedim. Vallahi Allah tatlı bir erikmiş bana. Bayağı iki tane yiyince çok hoşuma gitti. Şeytan veya nefis, şeytan demeyeyim. Nefis beni aldattı. Gittim eriklerin tam ortasına sapsarı vardı onu aldım. Ağzıma koydum dokunmadı adam hiç bana. Çiğneyince tamam. Dedi ki Allah Resulü diyor ki diyor şeytan bana. Yemeğin bereketi ortadadır. Ortadan yemeğiniz bereketi gider. Dolayısıyla sen ortadan yedin, bereketi gitti. Bu kadar insanların bereketsiz şey yapacak, az erik yiyecekler. Sen de buna sebep oldun, kul hakkıdır. Ama biraz şimdi bana diyeceksin, yok canım bir şey olmaz. Kul hakkını inkar ettiğinden dolayı kafir oldum dedi. Az kaldı erikle kafir oldum. Bir tane erikle. Eğer cahil olsaydı. Dedim ki defol lan terbiyesiz. Denden dolayı hüküm olmaz. Şimdi size nakledeceğim şu. Yemeğin ortasından yemeğiniz hadisini Kütüb-i Sitte'den ben mi okudum, şeytan mı okudu? Kim okudu? Bu bilgiyi nereden buldu? Hafızadan. Ben okudum değil mi? Evet. Benim okudum. Ha, o zaman benim okuduklarımı yaşamasam şeytanın elindeki silahtır. O zaman beni oluşturuyor. Yaşamadıklarım her şey benim şeytanım oluyor. Ki Kur'an'da kitap yüklü merkebe benzedi. Gerçi bildiklerinizle de vurma noktası olabilir mi? Evet. Eldeki malzemeyle. Zaten. Benim bildiğim zaten. Ben okudum onu. Şeytan okumadı ki kütüb-i siteyi açar mı melun? O zaman zulüm olurdu bize. Benim bilgi bu. Ben okudum, uygulamadım. Benim malzemem bu. Doğru yaşamak için aldım içeriye ben bunu. Yemeğin ortasına yemeyeyim diye yaptım ben bunu. Veya geçti elime. Hadis. Adam nerede kullandı? Uygulamayınca bana ben... Kendim o bilgi onun eline geçti. O zaman vesvesenize bakın. Ha, şeytanın mantığı var üzerine kurulmuştur. Yani imanı olana imansızsın, imanın gitti der. Abdestli olana abdestin yoktur der. Kesinlikle imansıza ve abdestsize abdestin var mı? İmanın var mı demez çünkü gider iman eder veya abdest alır diye. O zaman abdestinizden, imanınızdan şüphe ediyorsanız ben kefilim, hem abdestlisin hem imanım var. Tapusu da vesvesedir. Vesvese ettiğiniz şey amelin tapusudur. Çünkü şeytan yoku var göstermez. Böyle bir özelliği yok. Varı yok gösterme üzerine kurulmuştur. Vehim ise
Yoku var gösterir. İlmidir o. Anladın mı? Şimdi bana diyecek abdestin yok. Vallahi abdestte olduğuma delirdir. Ama şeytan benim mantığımı anladı. Çözdüğümü anladı ya. Şimdi bazen bakıyorum artık. Ulan hakikaten abdestin var mı yok mu diye. Bakıyorum hakikaten hiç vesvese gelmiyor. Vesvesesizlikten vesvese ediyorum şimdi. Ben vesvese ediyorum. Ulan niye vesvese gelmedi ya? Eğer vesvese etsem vallahi bunun üzerine söylüyorum. Abdest almıyorum. Çünkü kesin abdest değil. Çünkü abdestli olduğuma delip tapu vesvese edir. Çünkü şeytanın mantığı var üzerine kurulmuştur. Mesela gidip Alman'a der mi, kafir eder mi ki senin imanın var mı? İmansızlıkla kimi korkutur? İmanlıyı korkutur. İmansız, imansızlıktan korkar mı? Korksa iman eder ya. Eğer imansızlıktan korkuyorsan o imanına ben kefilim. Allah Resulü söylüyor da o iman halis iman. Şimdi bakıyorum Allah Allah benim abdestim vermiyor. Hiç gelmiyor. Hiç gelmeyince gidip abdest alıyorum inanın bana. Ona bir gelse senin abdestin yok dese falan. Ha tamam oh elhamdülillah namazı duracak. Ya kesin abdest olduğumu bileceğim. Veya vesvese gelirse namaza duruyor. Ya vesvese gelecek ya kesin abdest olduğumu bilmem lazım. Eğer kesin olduğunu bilmiyorum, vesvese de gelmiyorsa abdest alıyor. Vesvese gelse abdestli olduğumu gösterecek de gelmiyor adam, işi biliyor. Bana o cetti gelmiyor. Size de bundan sonra gelmez, he? Sana gelmez değil mi? Ondan sonra gelmeyecek. Şeytan Lazlardan çok çekiyor. Lazlardan çok çekiyor. Allah Allah. Şeytanın mantığı, şeyini, psikolojisini çok merak etmiştim. 5-6 tane sıfatını, yani psikolojisini tespit edin, bir tanesini şimdi anlatayım ve düz okuyup geçeyim. Hususan gayrimeşru ise, bütün zehirli bir bal hükmündedir demek, hayvandan 100 derece lezzeti hayat noktasını aşağı düşer, belki ehli dalalet ve gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı bulunduğu gündür. Kainat şimdiki zamanı yaşar. İman ise kanatları açar, mazi ve müstakbelden istifade edip, mazi ve müstakbeli günde yaşatırır. Kafir ise mazi ve müstakbelin halde yaşar. Geçmiş ve geleceği yoktur. Böyle durur. En ufak bir şey ödü patlatır. Oraya müzeye de gidemez. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Akıl alakadarlığı ile ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur. Ve yani madem yoktur, itikad olmayınca gelecek yoktur. Gelecek olmayınca gelecek izah edilemiyor, yorumlanamıyor, karanlık. O zaman korku buradan çıkıyor. Gelecek izah edilemezse onun adı korkudur. Gelecek izah edilemediği zaman korkudur. Gelecek izah edilirse korku değil. Mesela seni bir yere götürüyorlar, nereye korkuyorsun? Yer belli değil. Ama bilsen ki falan yere tamam. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur ve Adem'le hasıl olan ebedi fıraklar mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyor. Eğer iman hayata hayat olsa, arkadaşlar, buna bir cümle müsaade edin de söyleyeyim. İman hayata hayat olsa ne demek biliyor musun? Bak Allah Resulü diyor ki, yemeğe üfürerek yemeyiniz. Ne demek? Yemeğin kimyasını bilen, ne demek bu söz, kim diyebilir? Bu normal bir adam diyemez 1400 sene önce. Niçin? Bu yemeğin kimyasını bileceksin sıcak. Ağzından çıkan karbondioksidin kimyasını bileceksin. Öfürdüğün zaman karbondioksit de bu nefes de sıcak yemeğin kimyasal reaksiyonlarını bileceksin. Ondan sonra onu tekrar yersen neler kimyasal olacağını bilen adam diyebilir kim? Yemeği üfürerek yemeyiniz. Basit sıradan gözüken bir cümle oysa kimyanın hulasası. Yani bu olayı süreci bilenin sözüdür. Aynı bu örnek gibi. İmanı bileceksin. Hayatın içerisini bileceksin. Hayatla imanı bağdaştıracaksın, bütünleştireceksin. Ondan sonra şu söz söylenir. İman hayata hayat olsa. Yani suya verilen ısı, odundan çıkan nur veya güneşten gelen nur oduna ne yapıyorsa iman da bedene böyle yapıyor. İman hayata hayat olsa o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar
imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Zamanı hazır gibi ruh ve kalbin, kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvak ve envar-ı vücudiyeyi veriyor. Bu hakikatin İhtiyarlar Risalesi'nde 7. ricada izahı var. Ona bakmalısınız. İşte son cümle. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Feraizle, feraiz? Farzlarla zinetlendiriniz, süsleyiniz ve günahlardan çekinmek ve muhafaza ediniz. Sırf ahiret için değil, bu dünyada rahat istiyorsan, lezzet istiyorsan hayatınızı işte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Feraizle, farzlarla zinetlendiriniz, süsleyiniz. Günahlardan çekinmekte muhafaza ediniz. Her gün ve her yerde ve her vakit vefiyatların gösterdikleri dehşetli hakikati mevt ise, ölüm hakikati ise her yerde her zaman, başka gençlere söylediğim gibi bir temsili beyan edeceğim diye 146. sayfadan okumanızı tavsiye ederim. Ondan sonra devam ediyor. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak burada anlatılan hakikatle haklanmayı, hakikat Muhammediye'de inkişaf edip mahiyet-i Muhammediye'de fena-i mutlaka mazar olmayı Cenab-ı Hak nasibi müessir eylesin. Usul ve furularımızdan ahirete her kimler intikal etmişlerse ana baba dedelerinizden, ecdadlarınızdan ve nesillerimizden kimler varsa hepsini mekanları Cenab-ı Hak cennet bahçesine bahçe eylesin. İştirak-ı amal-i uhreviyeden hissesini azim eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler eylesin. Ve maddi ve manevi hastalıklarımızın sebebi olan erva habiseleri, mevadi şerirleri evimizde hak ile yeksan eylesin. Maddi ve manevi sihata vesile ve sebep olan ervah aliyeleri, ruh-u kutsileri dimağımızda, kalbimize ve bedenimize ve emimize hakim eylesin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavatı.